Merhabalar, ben Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Okul Müdürü Profesör Doktor Nergis Biray. Yüksekokulumuz 1987 yılında 9 Eylül Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Denizli Meslek Yüksekokulu'nun 2012 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın kararı ile teknik ve sosyal bilimler şeklinde yapılandırılması sonrasında Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak eğitim-öğretim hayatına devam etmiştir. Yüksekokulumuzun amacı çeşitli meslek alanlarında kalifiye eleman yetiştirmek, böylece daha kaliteli ve daha sağlıklı iş ve ürün üretmeyi sağlamak, Türkiye ve dünya ölçeğinde çalışacak eğitimli, nitelikli elemanları temin etmektir. Toplam öğrenci sayımız 1074, toplam öğretim elemanı sayımız ise 15'tir. Yüksekokulumuzda şu anda aktif olarak devam eden 3 bölüm bulunmaktadır. Bunlardan ilki dış ticaret bölümüdür. Normal öğretimde, ikinci öğretimde olan bu bölümümüzde toplam olarak 420 öğrencimiz, 4 öğretim elemanımız mevcuttur. Bölümün amacı bu alanda gerekli niteliklere sahip, ithalat ihracata dayalı gümrük ve taşımacılık gibi iş kollarına uluslararası ekonomik işlemlerin ve işletmelerin yapısını, işleyişini bilen, pazardaki değişmeleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden donanımlı elemanlar yetiştirmektir. İkinci bölümümüz otel, lokanta ve ikram hizmetleri bölümüdür. Bölümün turizm ve otel işletmeciliği programında aktif olan normal ve ikinci öğretimde 304 öğrencimiz mevcuttur. Öğretim elemanı sayımız 5'tir. Programın amacı turizm sektöründeki yenilikleri sürekli olarak incelemek, bu konudaki gelişmeleri öğrencilerle paylaşmak, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman açığını gidererek sektöre mesleki eğitim almış nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Üçüncü bölümümüz seyahat, turizm ve eğlence hizmetleri bölümüdür. Normal öğretimde, ikinci öğretimde bulunan bölümümüzün amacı seyahat, turizm ve eğlence hizmetleri üretimi ve yönetim sürecinde bölgemiz ve ülkemiz turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü talebini karşılamaya yönelik meslek elemanları yetiştirmektir. Toplam öğrenci sayımız 350'dir. Bölümümüzde 2 yıllık ön lisans eğitimi veren 2 programımız yer almaktadır. Bunlardan birincisi turist rehberliği programıdır. Yeni açılan bu programımızda 3 öğretim elemanıyla 30 öğrencimiz mevcuttur. Şu anda programımızın sadece normal öğretimi, eğitim öğretim vermektedir. Program amacı ülkemizin tabiat ve kültür varlıkları hakkında yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtımını yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olan, iyi derecede yabancı dil bilen, ülkemizi tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan ve aktarabilen, insan ilişkileri kuvvetli, analitik düşünebilen nitelikli turist rehberleri yetiştirmektir. Bölümümüzün ikinci programı turizm ve seyahat hizmetleri programıdır. Programımızın normal ve ikinci öğretimi aktiftir. Öğrenci sayımız 320, öğretim elemanı sayımız 3'tür. Programın amacı temel işletmecilik ve turizm bilgisinin yanı sıra turizm dağıtım sistemini oluşturan seyahat sektörünün yapısı ve işleyişi, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü, tur planlama ve yönetimi, turizmde ulaştırma ve profesyonel biletleme konularında gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip elemanlar yetiştirmektir. Sınıflarımızda bilgisayar ve projeksiyon ile derse katkı sağlanmaktadır. Okulumuz bilgisayar laboratuvarlarından faydalanabilmektedir. Ayrıca yerleşke içerisinde e-durum erişimi ve kütüphane imkanları bulunmaktadır. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun Denizli Merkez yerleşke içerisinde olmasından dolayı öğrencilerimiz kampüs içerisinde öğrencilere sağlanan bütün sosyal ve eğitim imkanlarından faydalanabilmektedirler. Ayrıca bölümlerimizde amaçlarımıza ulaşmamızı sağlayacak teknik, altyapı ve sektör bir deneyimine sahip öğretim elemanlarının bulunması önemli avantajlarımızdandır. Denizli'nin sanayi ve turizm bölgesi olması sebebiyle öğrencilerimize sektörlerde staj yapmak ve iş bulmak açısından kolaylık sağlanmaktadır. Bölümlerimizden mezun olan öğrenciler, dikey geçiş sınavıyla üniversitelerin kendileriyle ilgili bölümlerine geçerek istedikleri alanlarda 4 yıllık lisans eğitimine devam edebilirler. Saygılarımla.